Selamünaleyküm. Evet sevgili dostlar, bugün Isparta Yenice Kabristanlığındayız. Burada olmamızın özel bir sebebi var. Efendim Isparta'nın yetiştirdiği büyük bir insan, özel bir insan. Isparta mebusu yine eski Isparta Belediye Başkanı Süleyman Sami Böcüzade'nin kabri başındayız. Kendisini ziyarete geldik. Süleyman Sami Böcüzade kimdir? Çoğumuz onun adını bile bilmeyiz. Çoğumuz da Terminal Camisi'nin üzerindeki Böcüzade Parkı'ndan ismine bir kulak aşinalığı duymuştur. Peki Süleyman Böcüzade kim idi? Gelin birlikte tanıyalım. 1852 Isparta doğumlu olan Süleyman Sami 14 yaşında hafız ve hattat olmuştur. Annesi Isparta eşrafından Süldürzade Hafız Ömer Efendioğlu İsmail Hakkı Efendi'nin kızı Havva Hanım'dır. Babası Hacı Hasan Baş Ağazade Müderris Hacı Hasan Efendi'dir. Isparta'da Rüştiye Mektebi'ni bitirmiştir. 1869 yılında memuriyete başlar. 1894'te Hukuk Mektebi'ni bitirerek Sorgu Hakimliği diploması alır. Kendisine Yozgat hakimliği teklif edilse de o bunu kabul etmeyerek Isparta'da üzüm pazarında avukatlığa ve kardeşi Mehmet Bey ile ticarete başlar. Süleyman Sami Böcüzade'yi çoğumuz tanımaz. Hatta çoğumuz Isparta'da Terminal Camisi üzerindeki Böcüzade Parkı'ndan ismine aşinalık duymuştur. Halbuki çok özel, Isparta için, Isparta'mız için çok kıymetli bir insan idi Süleyman Sami Böcüzade. Konya valisi tarafından 1500 kuruşla maarif müfettişliğine atansa da ödenek olmadığından maaş alamamıştır. 1895'te maarif komisyonu başkanlığı yaparken dönemin Isparta Belediyesi Başkanı'nın yolsuzluk söylentileriyle getirildiği iddiası üzerine tahkikat düzenlenir. Ve tahkikat sonucu en çok oyu alan Süleyman Sami belediye başkanlığına seçilir. 2 yıl belediye başkanlığı yapar. Yeni gelen seçimlerde eski belediye başkanlarının adaylığı yasaklanınca 2 yıl avukatlık ve noterlik yapar. Kabrini ararken biraz zorlandık. Çünkü daha evvel ziyaret etmemiştik. Efendim, kendisinin kabri Yenice Mezarlığı'nda hemen yol kıyısında, kuzeyden giriş istikametinde yola yakın bir bölümdedir. Süleyman Sami Böcüzade öylesine büyük, öylesine yüce gönüllü, Isparta için Isparta'ya isim bırakacak, Isparta'ya adını her senesinde söz ettirecek kıymetli bir eser bırakan şahsiyetti. Isparta tarihinin yazıcısı Süleyman Sami Böcüzade'nin kabri başında aile kabristanlığındayız. Sonraki seçimlerde yasak kalkınca tekrar belediye başkanlığına seçilir ve 8 yıl başkanlık yapar. Belediye hesaplarını Ziraat Bankası hesapları usulüne göre tutturur. O dönemde Isparta'da bir tek eczane vardı ve sahibi gayrimüslim Yarasmos Efendi'ydi. Diplomalı Müslüman ve Türk eczacıya ihtiyaç vardı. Buna istinaden Süleyman Sami belediye eczanesi açtırdı. Eczacı Yarasmos Efendi'nin elindeki tüm ilaçları satın alarak imha ettirdi ve yeni ilaçlar aldırttı. Fransa'dan 450 parça ameliyat malzemesi, doğum malzemeleri ve mikroskop getirtti. Hastane hazırlığına başladı. Eski usul tedavileri yasakladı. İzmir'de Doktor Mustafa Bey ile anlaşarak modern ameliyatlar yaptırdı. Mezbahadaki etleri veteriner kontrolünden geçirterek damgalamayı başlattı. Berberlerin sıhhi edevatlar kullanması zorunluluğunu getirtti. Kasap, tellak, aşçı gibi mesleklerin sağlık muayenesi şartını getirdi. İlk zabıta karakollarını inşa ettirdi. 1908'de meşrutiyetten sonra belediye başkanlığından istifa etmiştir.
Hemen akabinde yapılan seçimlerde Sparta mebusu seçildi. 3 yıllık mebus hayatının sonunda erken seçimde aday olmayarak emekliliğini istemiş ve Isparta tarihi eserini yayınlamıştır. Hatıralarım, 3 devirde gördüklerim ve Isparta tarihi adlı eserleri halen bugün büyük öneme sahip kaynaklarımızdandır. 30 Mayıs 1932'de Isparta'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yenice mezarlığındaki bu istirahatgahında meftundur. Allah ondan razı olsun. Öcüzade Süleyman Sami Efendi'nin hemen yanı başında yine Isparta 1. dönem milletvekili Mehmet Nadir Süldür Efendi'nin kabri bulunmaktadır. Yine etrafında tanınmış isimlerin, şahsiyetlerin mezarları bulunmaktadır.